Kıymetli dostlar, cümleten selamun aleyküm. Ercan Faraş'ta bugün Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama bunun yanında en önemli son zamanlarda tüm dünyanın konuştuğu ve bizim de çok yakından takip ettiği Ercan Faraş'ın da bu konuyla ilgili çok önemli tespitlerinin, analizlerinin olduğu Filistin ve İsrail arasında yaşanan savaş. Aslına bakarsanız bir tarafıyla savaş, diğer tarafıyla da bir soykırımla karşı karşıya. Çok farklı çevrelerden önemli sesler yükseliyor. Bazı çevreler sessiz kalmayı tercih ediyor. İçeride bazılarının İsrailci olduğunu son dönemde fark ettik. Enteresan açıklamalar duyuyoruz. Enine, boyuna bunları değerlendireceğiz ve belki de hiçbir yerde duyamayacağınız önemli adreslerin altını böyle kalın bir puntoyla çizmeyi düşünüyoruz. Sizler de hazırsanız Ercan Bey'e buradan bir hoş geldin. Ercan abi hoş geldin. Hoş bulduk Tayfun. İnşallah elimizden geldiğince, aklımızın yettiğince bir şeyleri açıklamaya, açmaya, farklı bakış açılarıyla farklı Evet. yerlerden bakmaya çalışırız. Faydalı bir yayın olur inşallah. Şunu belirtmek istiyorum kıymetli dostlar. Ben Ercan abinin biz samimizden dolayı Ercan abi diye ben hitap ediyorum. Yaptığı analizler gerçekten böyle benim yani biz buna şey deriz kendi aramızda piyasa. Şöyle anlatalım çevre. Çevremizde bu konularda analiz yapan, birçok farklı konuda analiz yapan ve araştırma yapanların tespitlerini biraz genel olarak sığ bulurum. Aslına bakarsanız içerik üretirken ve bazı konularda da arayış içerisindeyken ne olmuş ne bitiyormuş ya bunu ne açıdan düşünmek lazım hangi pencereden bakmak lazım dediğimde her zaman ya Ercan abinin hesabına girerim işte attiklere bir bakmak isterim yeterli bulmadıysam tam aradığımı bulamazsam bir telefon açarım abi ne düşün bu konuda derim çünkü onun yaptığı analizler bakış açısı bana her zaman enteresan gelmiş ve yıllar içerisinde de teklerinin nedenli doğru çıktığını da birebir gözlemleyeyim. Bu yayınlarda da Ercan abiyle birlikte olmayı o yüzden bu kadar çok istiyordum diye özetleyebilirim. Böyle bir giriş yaptık. Hiç izleyicilerimizin de vaktini çalmadan bu İsrail hususuna girelim istiyorum Ercan abi. Girelim ama bir iki cümle şu söylediğinle ilgili bir şey söyleyeyim. Ya şimdi benim yapmaya çalıştığım şu aslında. Bir olay oluyor, bir vaka oluyor. Bununla ilgili birçok haber zaten yayınlanıyor. Yani haberi alıyor. İşte belli bir tavrımız var, o tavrımıza istinaden yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz. Bunu birçok insan yapıyor. Bunun da yapılması lazım ama bir de doğru soruları sorarak bundan sonraki aşama için daha sonra ne olabilir, ne olmuş olabilir, işte önümüze gelen haberlerle işte ajanslarla önümüze gelenlerin dışında arka planda neler olabilir? Ne dair sorular vardır. Bu soruların cevabını öyle arayıp da bulamayabilirsin. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla binlerce think tank kuruluşu vardır. Aslında onların yaptığı budur. Soruları sorarlar. O soruların cevabını doğrudan direkt olarak bulamasalar da cevapların neler olabileceğine dair düşünürler, analizler yaparlar. Bunların hepsi mutlaka doğru çıkacak diye bir kaide yoktur. Ama doğru soruları sorar ve onların cevaplarına dair doğru ihtimalleri dizer, doğru analizler yaparsanız bu size her zaman için sürpriz, beklenmedik sonuçlarla karşılaşmaktan alıkoyar. O yüzden düşünmek, analiz yapmak, yeri geldiğinde yanlış çıkabilir, yeri geldiğinde doğru çıkabilir, bu geliştirilebilir. Bunu yapmak çok önemli. Ben izleyen arkadaşlara da bunu tavsiye ediyorum. Bu tip insanları da yani düşünmekten kendimizi alıkoymayalım, düşünen insanları da bir şekilde takip edelim ki olaylar önümüze ne şekilde getiriliyorsa o şekilde sadece almayalım. Farklı planlarla bakabilelim. Böyle çok daha sağlıklı sonuç alacağız diye düşünüyorum. Aslında baktığımızda yani Türkiye'nin aldığı mesela bir haber geliyor. Ben bunu yaşadım habercinde. Bunu çok gördüm. Mesela bir yerden bir şey duydum, bir şey öğreniyorum. Ya bu doğru mu diye teyit ederken mesela ya acaba Reuters bu konuda bir açıklama yaptı mı? Avrupalı kaynaklardan, Batılı kaynaklardan bir teyit geldi mi diye mesela böyle bir hep bizim ana akım medyamızda da, sosyal medyada da bazen örneğin yani herhangi konu hakkında bir haberin Batı'dan doğrulanması aslında ne kadar biz dese Ne de kadar fazla. bazı isimler çok yani kötü bir durum bu aslında. Onaylanmasını bekliyorlar orada. Yani bu da demek oluyor ki medyamızın neler konuşacağını, nelere doğru ya da yanlış bakacağını da bir noktada belirleme kabiliyeti halen daha olan Batı aklı var diyebiliriz. Var. O Biz yüzden o de aklımda. sorgulamayı doğru yapmazsak işte onların bizim önümüze sundukları, bakın sadece haber demiyorum, sadece bilgi değil. Analizleri, algıları, işte yönlendirici bazı haberleri de bu sefer olduğu gibi alıyoruz. Niye? Biz bunu yapmıyorsak birileri bizim adımıza yapıyor ve bizim zihnimize bunu yerleştiriyor.
O yüzden doğru soruları sormak, doğru şekilde yaşananları irdelemek, belki yanlış sonuçlar çıksa dahi bir şey üzerine düşünmek ve o düşündüklerini ortaya koymak kıymetlidir. Bunu herkesin kendisi yapamıyorsa herkes her şeyi yapabilecek diye bir kaidesi yok. En azından yapan insanlara bir kulak vermesi lazım. O açıdan bir düşünmesi lazım. Çünkü çok karışık Tayfun. Yani o kadar çok şu İsrail ile Filistin arasındaki mevzuyu 50 seneden, 60 seneden, 70 seneden bu yana getiriyorsun. Arada o kadar çok farklı şeyler var ki kim kime ne yapmış, ne etmiş, kim kimin adamı falan. Ya bunlarla ilgili sadece bilgi almaya kalkarsan zaten beyin devreleri yanıyor insan. Yani onun üzerine bir düşünebilmen lazım. Bazı şeyleri doğru şekilde dizebilmek lazım. Ya da birilerinin bunu yapması lazım. Yoksa öyle sadece haber ajanslarından gelen bilgiler üzerine bir şey dizmeye kalkarsan o kadar çok birbirine tezat oluyor ki. İşte Hamas İran'ın adamı. Yok abi değil. O zaman her zaman niye İran'la beraber hareket ediyor? İyi de Suriye'de etmedi. Suriye'de etmediyse başka bir şey olabilir. Şu bu yani Hamas'a destek, Hamas'ın İran'la ilişkisi üzerinden benim kendi arkadaşlarım arasında da şunu gördüm. Yani Filistin'de bir katliam yaşandı. Bu dereceye gelmeden önce ilk başlarda herkes bir soru işaretiyle karşılaştı. Yani acaba destek versem mi? Destek verdiğimde bir yandan İran'a da destek veremiyorum. Çünkü ben Filistinleri, oradaki Müslümanları desteklemek istiyorum. Ama ben İran'ı desteklemiş olmak istemiyorum. Şimdi biz Hamas ve İran arasındaki ilişkiyi doğru şekilde masaya yatırmaz ve onun analizini bir şekilde yapmazsak insanların kafasında böyle bir soru işareti de olması çok normal. Ve eğer soru işareti varsa bir konuda insanların kafasında, o insanlar o mevzuya doğru yerden bakamaz, doğru şekilde destek veremez. Yani soru işaretlerini kaldırmak için birilerinin bazı konularda daha açıklayıcı, her yönden böyle irdeleyen sorular sorması, bunların cevaplarını elinden geldiğince vermesi lazım. Benim biraz yapmaya çalıştığım bu. Maalesef böyle slogan at, işte sadece olan vakaları altına bir cümle sloganla versin şeklinde rağbet görmüyor. Ama birilerinin bunu yapması lazım. Ben de elimden gelince yapmaya çalışıyorum. Özellikle böyle at karış dönemde Evet. kim ne yapıyor, aynı kimin eli kimin cebinde bir mevzu var karşımızda. Vatandaşın da bu konuda soru işaretlerinin olması bir noktada hoş değil ama bir noktada da doğru, çünkü gerçekten ortalık çok karışık. Burada aydınlatan da bir, bunları anlatan da, bunu görev edinen insanların olması ve bunların varlığı çok çok önemli. Hiç vakit kaybetmeden Ha, çok konuşalım uzun giriş istiyorum yaptım. İsrail olaylarını. Ben de sabırsızlanıyorum, bunu da söyleyecek duymak için. Bu süregelen mevzu aslında sadece bu yılın mevzu. Her sene bu kadar büyük dozajlı olmasa da benzer hadiselerle her zaman İsrail'in olaylarında filmin arkası safmaya, ülke olarak, millet olarak yüz yettiği kadar hep gayret gösterdik. Yapılan yardımlar, işte destekler, gönderilen yardım, siyasi bir takım, Birleşmiş Milletler kuşmalarında İsrail-Filistin haritalarının karşılaştırılması, bunun Cumhurbaşkanı tarafından net olarak, görsel olarak elinde o haritaları, şeyi, görüntüyü hatırlıyoruz herkes. Bunu yani çok yüksek perdeden her şeyi anlatmaya çalıştı. Çok çok daha öncesi diyor. Filistin davası, Kudüs davası. İlerleyen dakikalarda Kudüs davası Filistin tarafından yalnız mı bırakılıyor? Böyle bir soru işareti var kafamda. Benim aklım. Yani lideri bunun liderliğini yapabiliyor mu? Bunu merak ediyorum. Çünkü kendini çokça görmüyoruz. Enteresan bir şeyler de duysak. Hamas ve Filistin davası eşdeğer mi? Bunları merak ediyoruz ama önce gelelim en son yaşadığımız o skandal hadiseye. İsrail'in hastane vurması, işte bunu yalanlaması, kimilerinin ya biz vurduk mu bilmiyorum falan diyen, biz de emin değiliz. Vurdu diyorlar ama biz mi vurduk yoksa başkası mı vurdu tam bilmiyoruz, bakacağız ona falan. Nereyi vurduğundan bile bir haber olan bazı İsrailli yetkililer ve bu konuda dünyanın vermiş olduğu tepki. Bugün sokakta otururken, iş yerine giderken, gelirken hep karşılaştığın herkes bunu konuşuyor. Yani bir anda efendime şöyle şöyle anlayıcılarımıza, mesela İsrail fosfor bomba kullanıyor. İsrail tüm savaş hukukuna aykırı, Birleşmiş Milletler kurallarına, insan haklarına aykırı her şeyi yapıyor. Bu denli bir yükselmesi yaşanmıyor. Bu hadise karşı dünya toplumlarından ve Türkiye'den tepki gördü. İsrail burada neyi ama sivillere, hastanelere bomba atarak, bunları hedef alarak ne yapmaya çalışıyor? Ve özetle başarabilir mi? Neyi amaçlıyor? Ya neyi amaçlıyordan önce şeyi söyleyelim. Yani yalanladılar ama bu yalanlama biraz tepkinin önüne işte bir yastık koymak düşünelim. O açık açık biz yaptık diyemiyor olsalar da yalanlanacak bir şey de yok ortada. Neden? Bir kere bu hastaneyi vuracağının ilanının hastanenin boşaltılması gerektiğini daha önce
İsrail vuracağını, bu tip yerleri vuracağını söyledi. İkincisi işte biz hastanenin İsrail ordusu sözcüsü bir tweet attı. Biz hastanenin garajını vurduk sadece diye. Sonra o tweet'i sildi. Sonra işte üstlerinden atmak için bir video yayınladılar. Hamas'ın attığı, Gazze'den attığı roketle hastanenin vurulduğunu söylediler. Ama hemen ortaya çıktı ki 2022 yılından, geçen yıldan bir görüntüyle bunu yapmaya çalıştılar. Ondan sonra bu ortaya çıkınca hemen tekrar sildiler. Yani bir çaba var ama o çaba zaten beyhude bir çaba, onu da gördüler. En son artık yavaş yavaş yumuşak geçişle Bu bu toplumsal üstlerine direnişi kalacak. frenlemek için biraz bulandırdılar yani suyu. Direkt baştan ben yaptım kardeşim yaparım ederim falan filan diyemedi. Çünkü mesela Fransa'dan işte ufak ufak Amerika'dan falan yani bu kadar da değil tarzında yani buna da destek veremeyiz tarzında açıklamalar geldi. Neden? Şimdi orada da hem Müslüman toplumlar var hem de kendi toplumların içerisinde de yani bu kadarına da eyvallah çekemeyecek insanlar var. Dolayısıyla bu kadar açık bir şekilde bir soykırım, bir zulüm, bir insanlık dışı bir hareketi böyle çok da böbürlenerek ben yaptım diyemedi. Onun aslında destekçisi olan ülkeler de bunun arkasında net bir şekilde duramadı. Ama bu şu demek değil, buradan sıyrılamaz. Ama acaba sıyrılmak istiyor mu? Şimdi hani demin dedik ya doğru soruları soralım, doğru düşünceleri ortaya koyalım. Acabaları yavaş yavaş böyle kafamızdan götürmeye çalışalım. İhtimallerden birisi nedir? İsrail bunu niye yaptı? Bunu üzerinden atamaz öyle kolay kolay. Bu her türlü onun yaptığı ortaya çıkar. Peki işte Fransa'sı, Amerika'sı oradan dahi kendisi aleyhine. Şimdi İsrail acaba bunu bir hata olarak mı yaptı? Şimdi şöyle de bazı yorumlar gördüm. Mesela ilk başta ne dedik? Hamas işte İsrail'e bir roket saldırısı yaptı. Şöyle bazı kaygılarımız da vardı. Benim de vardı. Birçok insan söyledi. Ya Hamas bunu yaptı ama bunun arkasını getiremezse, güçlü bir şekilde bu direnişi sürdüremezse buradan İsrail'e bir koz vermiş, eline bir koz vermiş, bir işgal kozu vermiş olabilir mi demiştik, değil mi? Evet. Yani sen bir hamle yaptığında o hamlenin ardını arkasını getiremediğinde ve planını doğru düzgün bir şekilde çizemediysen, Ya sonrasını bazı bölgeleri düşünmediysen mesela Hamas ele geçirdi ilk etapta. Ama bu bölgelerde kalıcı olabilir mi? Soru işareti kalıcı mesela. olabilir mi? Yani kalıcı olamazsa çok İsrail'in büyük karşı darbe yiyecek, hamlelerine pek bir işe yaramayacak bu aynen. hamle. Siyasi bir hata, askeri Şimdi bir hata falan diye bakmış öyle. ilk başta onu dedik ama bir baktık İsrail bunu böyle akıllı bir şekilde kullanmak şöyle dursun. Aynı pozisyona çok daha kötü bir şekilde kendini düşürecek hamleler yaptı. Bu en son hamlesi de bu en son saldırısı da yani artık dünyada bile desteğini yavaş yavaş böyle yani açıktan bir destek alamayacağı şekle soktu kendini. Destekleyen gene destekleyecek ama en azından o mağdur İsrail, kendini koruyan İsrail falan algısını yok etti. Ya bu İsrail geri zekalı mı peki? Niye böyle bir şey yaptı? Yani bunu düşünemediler mi? Bunun iki tane sebebi olabilir Tayfun. Şimdi birincisi baskı halinde yanlış işler de yapabilir. Hükümetler, kurumlar, ordular, ordu içerisindeki şeyler. Yani bu içeriden aslında normalde düşünerek hareket etseler yapmayacakları bir hamle olabilir. Birincisi bunu bir kenara koyalım. Ama bir de daha kompleks bir hamle analizi yapalım. Şimdi ben Evet. en baştan beri şunu söylüyorum. Bir kere İsrail'in Gazze'yi, Filistin'i tamamen istediği şekilde kontrol altına alabilmesi için Hamas'ı bir tehlike olmaktan kendisi açısından tırnak içerisinde ortadan olmaktan çıkarabilmesi için Gazze'ye kara operasyonu yapması, kendi namına operasyon, kara saldırısı diyelim, yapması şart. Yani hiçbir savaşı, hiçbir operasyonu karadan nihayete erdirmeden başarılı bir şekilde sonuçlandıramaz. Karadan gitmek ve orada ya öyle yukarıdan bombalayarak bilmem ne yaparak bir yeri işgal edeyim. Orayı tamamen kontrol altına alayım. Böyle bir dünya yok. Hiçbir He, zaman da ayağını olmamış. basmadığın yer senin değildir Ayağını diyorsun. basmadığın yer senin değil. Ben en baştan beri şunu söylüyorum. İsrail'in affedersiniz maçası buna yemez. Bunu yapamaz. Yani oraya girdiği an kendisinin dahi iç kamuoyu olsun, dünya kamuoyu olsun bunu asla kaldıramayacakları sonuçları kendisi aleyhine olacağını çok iyi bilir. Zaten Bunu mesela yapamaz. Netanyahu da çok eleştirdi kendi ülkesi içerisinde. Tabii Onları da zaten öyle de duyuyoruz. bir durum var. Yani gitti gidecek. Böyle zor ayakta duran bir yapı var orada. Bu hadiseler yaşanmadan önce mesela ordusunun desteğini de arkasında hissetmiyor. Yani bir şey yaparsa Hissetmiyor. biz Doğru. arkasından gitmeyiz diyen orduda çok büyük bir bölüm vardı.
İşte uzman general kadrolarından tutun da askerlere kadar toplumda Netanyahu'ya karşı kötü de bir algı Evet. var. Zaten biz hep zaten şu hatayı da yapıyoruz. Onu da parantez içinde belirtelim. Ya Türkiye'de bu erkler, siyasi erkler olsun, işte bürokratik erkler olsun, ne kadar böyle 180 derece farklı şeyler var değil mi? Erkler var. Yani nedir? X bir parti değil de Y bir parti geldiğinde Türkiye'nin çevresi, bütün politikaları değişebiliyor. İçeride çatışma halinde Türkiye'yi yönetme şansına sahip partiler veya işte erkler birisi birisine galip geldiğinde çok farklı bir Türkiye ortaya çıkabiliyor. Hep bunu diyoruz değil mi? Analiz ediyoruz. Ya biz ama hiçbir ülkede bu yokmuş gibi davranıyoruz. İşte Amerika'da yok, İsrail'de yok. Onlar hep sanki tek bir erkin, tek bir yapının, tek bir düşüncenin hakim olduğu ülkeler zannediyoruz onları. Öyle değil işte. Yani Amerika'nın da bazen şöyle bazen böyle bizdeki kadar olmasa da savrulmaları, işte iç çatışmalar yaşamaları, ona göre bazı hamleler yapmaları aslında onlar içerisinde de böyle çatışmaların olduğunu gösteriyor. Bunu bir parantez içinde belirtelim. Buna göre de düşünmek lazım. Peki İsrail karadan Gazze'ye giremezse ama bu kadar büyük de bir Hamas'ın ilk saldırısıyla bu kadar büyük de bir yara almış ve buna karşılık vermek zorunda kendini hissediyorsa, karadan da giremiyorsa ne yapması lazım? Girmek zorundayım da demiş ve gireceğim demiş. Bunun sözünü de Yani vermiş en hiç kom son hava oyuna. koşulları sebebiyle erteliyoruz dediler. Yani kum fırtınası var, erteliyoruz. Yağmur yağdı, erteliyoruz falan filan diye böyle hep Hava bir şey güneşli, oldu bu kadar da askere biz nasıl gücü takacağız? Erteliyoruz. Bir şey var orada yani yani. bir şey olsa da biz girmek zorunda kalmasak ya da ya işte bu şartlarda artık girmemiz çok da sağlıklı değil şeklinde bir kamuoyu oluştursak diye bir şey kullanıyordu zaten. Şimdi peki ne oldu? Amerika'sından Fransa'sına, Almanya'sına kadar şu hastane saldırısı belli oranda kınandı. Ve İsrail yönetimi şöyle bir duruma getirdi olayı bence ya da getirecek diyelim. Kaldığın yerden devam edelim. Burası çok önemli abi. Burası çok önemli. Bunu sakın buradan konu dağılmasın istiyorum ama yani şunu da belirtmek lazım. Yani İsrail ilk defa mı sivil vurdu? Yani hastanede hayatını kaybeden insan sayısı kaç? 500'den fazla olduğu söyleniyor. Yine yakın en son Şimdi dediler. Yani ilk defa mı 500 tane, 1000 ölü. tane sivil hedef alındı? Çok enter. Yani sadece bu noktada tepkilerin yükseliyor olması da bir noktada üzücü. Onlar da Evet. kendi iç dinamiklerinde vatandaşlarına bunu izah edemiyorlar. Mecburen ses Edemiyorlar. çıkarmak zorunda mı kalıyorlar? Mecburen mi yoksa bir plan ya da bir strateji dahilinde mi bunu yap? Strateji şu olabilir mi? Sorguluyoruz dedik ya. İsrail şu an karadan giremediği Gazze'ye ama bir yandan da girmek zorunda hissettiği yani bir karşılık vermek zorundayız. Büyük, net bir karşılık vermek zorundayız dediği Gazze'ye girmek istemiyor. Ve şu an ne oldu? Sonra öyle bir hamle yaptılar ki en büyük destekçisi olan, dünya üzerindeki en büyük destekçisi olan ülkelerden dahi buna bir tepki geldi. Ve yavaş yavaş şöyle bir durum oluşacak diye düşünüyorum ben. Biz bir hastane bombalayıp 500, 600 tane, 700 tane sivili öldürecek kadar kendi ölen askerlerimizin, Hamas'ın yaptığı işte saldırıların karşılığını verdik. Biz her şeyi yaptık. Biz bombaladık, vurduk, kırdık, şunu yaptık, bunu yaptık. Karadan da gireceğiz. Ama artık dünyada işte yavaş yavaş hayır o kadar da yapmayın, bu kadar yeter falan gibi bir hava oluşursa uluslararası arası kamuoyunun baskısıyla, tavsiyeleriyle bir şekilde bu kara operasyonundan yavaş yavaş karizmayı çizdirmeden hani konjonktür bunu gerektiriyor diyerek aslında ben var ya parçalayacaktım onu ama Gazze'ye girecektim karadan ama ya şimdi şu ortamda da artık bu kadarını da yapmasak da olur şeklinde bir havaya getirmeye çalışıyor olabilir. Bence de bunu yapmaya çalışıyor. Yani aslında bir video vardı. Hatta öyle birçok video var. İki tane köpek birbirine havlıyor. Arada bir demir parmaklık var. Demir parmaklığı açtığın zaman ikisi de susuyor. Sonra tekrar demir parmaklık kapanıyor. Tekrar ikisi başlıyorlar birbirlerine avlamaya, işte Evet. hırlamaya falan başlıyorlar. Şimdi İsrail bir şekilde dışarıdan hırlıyor. İsrail'in hırlaması, avlaması nedir? Oraya uçaklarını göndermesi, bombalaması, füzeler fırlatması falan. Şimdi Hamas o parmaklığı kaldırabilse saldıracak ama Hamas da bunu çok fazla yapamıyor.
Filistinler de bunu çok fazla yapamıyor. Şimdi arada hep bir parmaklık var ve İsrail o parmaklığın kalkmasını istemiyor. O parmaklık kalkarsa ve hadi kardeşim yürü bakalım derse İsrail kamuoyu veya İsrail içerisindeki aşırı Siyonist insanlar, ordu içerisindeki, kamuoyundaki, medyadaki şu, şunlar bunlar, o demir parmaklığın kalktığını görürlerse ve hadi git derlerse gitmek zorunda kalacak. Karadan gitmek zorunda kalacak. Ama şu anki ortamda bu saldırıyla Amerika'sından Fransa'sına bir yandan da iç kamuoyunda oluşacak. Ya arkadaş yani hastane bombaladık. Yani daha ne yapalım? Daha fazlasını yapmasak da fena değil bu sonuçlar. Olabilir şeklinde bir insanlık dışı bir tavrı oluşturarak o demir parmaklığı Gazze'ye operasyon, kara operasyonu, kara saldırısı yapma seçeneğiyle arasına bir demir parmaklık asla çekmeye çalışıyor. Kontrollü bir şekilde karizmayı çizmeden kara operasyonunu engelleyecek hamleler yapıyor bence. Ya çünkü bunu yaparsa İsrail için çok daha kötü sonuçlar olur. Bunu yaparsa karizması çok daha fazla çizecek. Bunu yaparsa İsrail'in o dünya üzerinde hepimizin zihninde oluşturduğu büyük İsrail, güçlü İsrail, işte ajanları şöyle, ordusu böyle, teknolojisi böyle, şöyle. Ya onların karşısında durmak çok zor. Biz kimiz ki, kaç milyar olursak olalım falan gibi bir maalesef öğrenilmiş çaresizlik, bir eziklik psikolojisi algısını çok hızlı bir şekilde yok edebilir. Bunun olmasını istemedikleri için ilk bakışta saçma sapan gelen, ilk bakışta kendi ayaklarına sıkmak diye yorumlanan böyle işler yapmış olabilirler diye düşünüyorum ben. Bence burada sadece zararlı çıkanlardan biri bence uzun vadedimizde İsrail değil de Amerika Birleşik Devletleri de olabilir diyorum. Amerika'yı farklı pencerelerden değerlendirmek lazım aslında. Mesela Ukrayna'ya çok destek verdi Amerika. Batı medyasında ve Batı halklarında Amerika'nın bu yaptığı tavır aslında çok olumlu karşılandı. Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya destek verebiliyor ve veriyor. Bu Amerika'yı bir noktada ya ne oldu? Eline yüzüne bulaştırdı oldu orada olup bitenleri. Orası ayrı bir mevzu. Bir işe yaramadı. Bu Ukrayna halkı açısından ne sonuçlar doğurdu falan filan Gazze'de. Oralar ayrı bir mevzu. Ama ben onların gözünde görünüyorum. Kendi anladığım şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama buraya geldiğimizde mesela Biden İsrail'e gitti. Tel Aviv'de İsrail'e destek açıklamalarını yeniledi mesela. Bugün yaşandı bu hadise. Ve şey diyor yani bu hastane kuruz ya. Hastane saldırısıyla diğer taraf yapmış gibi görünüyor diyor. Bu ifadeyi kullanıyor. Amerika Birleşik Onların Devletleri'nin kaçış noktası. Bunak başka. Netanyahu da dönüyor diye ki koşul şartsız bize verdiği destekten dolayı Biden'a teşekkür ederiz. Amerika'daki halklar, Amerika'da da çok yoğun bir Müslüman nüfus var aslında. Sadece Müslüman diye Onlar arasında konuşulabilir. değil bu tepkiler. Yani teolojik bir ayrım yapmaya da gerek yok. Buna mesela diğer camialarda hoş bakma. Buna kimse hoş bakma. Biz bugün bir hastane bombalandığı haberi duyduğumuzda nerede olur? İçinde kim vardı soru sormadan üzülebilen insanlar. İnsan olmanın verdiği özelliklerden. Ama bugün Amerika Birleşik Devletleri insanlıktan ne kadar uzaklaştı? Tekrar ve tekrar düşünüyor. Bir taraftan da Ukrayna'nın bir kısmını İsrail'e çekerek aslında orada Rusya'nın işine gelebilecek bazı işler oluyordur diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Amerika'nın gücü cephelere bölünmeye başladı. Ya Suriye'de şimdi var işin içinde. zaten iki yüzlülükleri çok net bir şekilde şu son yaşanan iki tane ayrı savaşta çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Rusya bütün dünyaya Rusya bir işgalcidir. Rusya bir işte insanlık dışı işler yapan, savaş suçları işleyen bir ülkedir demediler mi? Peki Evet. bunu dedikleri Rusya hastane bombaladı mı? Ben hatırlamıyorum. Ukrayna'da buna benzer. Ukrayna'da böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Ya Birleşmiş Milletler okulunu şey yaptı, bombaladı. Yine Birleşmiş Milletler çalışanları orada okuyan öğrenciler ya bunu falan yaptı İsrail. Ya, düşünsenize Rusya'nın böyle bir şey yaptı. Böyle bir şey yapmadan Rusya'yı savaş suçlusu ilan ettin. İşgalci ilan ettin. Peki Rusya'nın işgal ettiği yerler neydi? Rus nüfusun olduğu, Rusya'nın aslında benim buralar, benimdi buralar falan dediği, yani o ayrı mesele, o tartışmaya girmek için söylemiyorum bunu ama bir pardon, orada referandum yapıldığında biz Rusya'ya katılmak istiyoruz diyen insanların olduğu yerler değil mi? Donbas bölgesi. Şimdi gel bu tarafa, İsrail'in yaptığı ne? Arap nüfusun, Filistinli nüfusun olduğu yerlere yaptığı saldırı. Şimdi nereden bak, Rusya'ya işgalci diyelim,
işgal etmesi gerekiyor. Aynı tavrı gösterir. Açması ilan etmesi. Hangi Yok, tutarlılık yok? İsrail'e kendisini koruyor, İsrail'i falan diyelim. Gidip orada Rusya'nın elini öpmesi gerekiyor. Aynı tavra sahip. Dolayısıyla yani Amerika'nın söylemi de eylemi de şu su işte erklerinden bir tarafını diğer tarafı da farklı hareket edecektir. O da bizim avantajımız ama genel olarak Amerika diyelim. Amerika'nın kimin yanında durduğu, Amerika'nın neye nasıl baktığı, bunların hepsi Amerika'nın o anki çıkarlarına göre olan şeyler. Rusya'ya karşı orada bir Ukrayna'yı kendi uydu devleti haline getirmek isterken Amerika Rusya'yı insanlık dışarı eden, savaş suçu işleyen bir ülke yapabiliyor. Burada da gelen İsrail'in yaptıkları olursa, İsrail'in savaş uzmanlara karşı bir stratejisi varsa hastane bombalı 700 kişi öldüren İsrail'in yanında duruyoruz diyebiliyor. Dolayısıyla yani bu olay Amerika hatta işte Batı ülkelerinin Ya çoğunu soruyu şöyle bunu değil. koyabiliriz. Soruyu şöyle bence. Amerika İsrail'in kazanması, İsrail'in zor bir durumun içine düşmesini diyor. Amerika ne? Amerika çünkü ya bir yandan uçak gemilerini gönderiyor falan filan. Bu konu hakkında da konuşalım istiyorum ilerleyen dakikalarda ama ya veriyor abi. Böyle bir durum içerisinde İsrail'e var ama bir hava da var orada sanki. Yani Zaten dönemlerde İsrail'le bir sermayesiyle Çin'in yakınlaşması Amerika'da çok büyük problemlere sebep oldu. az önce söylediğimin devamı. Şimdi az önce söylediğim Amerika kendi çıkarları neyi gerekiyorsa ya da Amerika'yı öğreten Amerika'yı da kullanmasında o küresel çeteni ettiriyorsa gardını ona göre alır. Pozisyonunu ona göre alır. Ve insanlık tanımını, savaş suçu tanımı, dışı eylem tanımını da buna göre yapar. Dedik ya, şimdi Evet. Rusya'da Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonu orada tutup Rusya İsrail'in yaptıklarını yapmamasına rağmen o şekilde itham etmesi elinden geldiğince ayı arkasına alarak Batı dünyasını arkasına alarak topyekün hem ekonomik farklı açılardan ambargolar uygulayıp bir mücadeleye girişmesi oradaki çıkarının gereğiydi. Evet. Peki bu çıkarı ne? İsrail kendi çocuğu gibi görüp de mi destekliyor? O küresel çetenin kendi planlarına dair ya da kendi çıkarlarına dair İsrail üzerinde şeyim var mı var ya da bir düşüncesi mi var? Şimdi bunu da açtığımız zaman mesela şunları görebiliriz. Bir, eğer bir dünya savaşı çıkarmak istiyorlarsa bunu yapabilecekleri, ben bunu da yazmıştım. Bunu yapabilecekleri yer kesinlikle İsrail ve Filistin yapabilirler. Yani yapabilecekleri yer orası. Yani sen şey Mesela demiştin. Şöyle hatırlıyorum. Ukrayna Savaşı yaşandığında da ya bu bir dünya savaşına gidecek bir mevzusu olmuş. Mesela sen o günlerde hayır demiş. Bir de herkes dünya savaşına gidiyoruz. Eski ABD Başkanı Trump dahil olmak üzere. Herkes işte o analistler bilmem ne buradan dünya savaşı çıkacak derken çok farklı bir çıkmaz demiş. Böyle bir yer değil falan. Ama bugün geldiğimiz yaşadığımız hadiselerde biraz daha farklı. çünkü zihinsel çatışma yani destekleyenlerin ve lanet okuyanların arasındaki çatışmanın en sert bileceği savaş bu. Ukrayna'da öyle bir şey yok. Atıyorum. Şöyle düşün ya Ukrayna ile Rusya sanı onun sonuçları üzerinden gaz tedariğindeki yaşadıkları sıkıntı üzerinden belki bir nebze dahil oldu Avrupa ülkeleri falan ama onun dışında kimsenin umurunda değil. Gerçek manada bir zihinsel bir psikolojik çatışmamı oluşturabilecek bir savaş. Benim kastım oydu. Ama Ben şimdi sana burada o öyle çekişte İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma füzeleri sonra bir indirdiniz sonuç. dedi. Ama burada öyle bir şey ki işte Çinli bir adam çıkıyor İsrail konsolosluk çalışanını bıçaklıyor. Burada öyle bir şey oluyor, hareket yapıyor, milyonlarca insan sokaklarına döküyor. Öyle bir şey oluyor ki basın saldırıları hiç Ukrayna etrafında acabalarla, zorunluluklarla, belki mecburiyetle konsorsiyum oluşturmuş olan batılı ülkeler böyle İsrail'in arkasına koşa koşa birleşiyor. Yani iki taraftan bahsediyorum ayrı ayrı. Burada çok daha ben buna dahil olmak zorundayım. Ben buna dahil olmak istiyorum. İsrail ile Filistin'e ben oradaki o çatışmanın bir parçasıyım. Psikolojisi bütün dünyaya yayılma potansiyeli olan bir yer. İlk başta şunu ortaya koyalım. Eğer küresel çete bir dünya savaşına yürüsün istiyorsa dünya, oradaki bugün yapılanlar ve İsrail'in attığı adımlar bizi buna götürebilecek en net adımlardır. Birincisi bunu koyalım. Amerika'nın bu şeyi İsrail aşkı bir taraftan nereden geliyor diyoruz. Oradan da Amerika'nın İran üzerinden işte çeşitli içeride adamları, ajanları olabilir mi, şu olabilir mi falan böyle bazı
tartışmalar da var ama bazı da gerçekler aynı zamanda. Ya bu çatışmayı da körüklemiş olabilir mi sorusu da var. Ve Evet. bence haklı bir soru. Evet. Peki Amerika bunu niye yapar? Amerika bunu niye yapar? Mesela şu yüzden yapabilir. İsrail'in bir limanını biliyorsunuz kiralaması var. İsrail'in yavaş yavaş işte yaramaz çocuğu olmazsa sıkıntı yaşayabilecek Amerika'ya bir yandan Amerika'yı kontrol eden diasporası lobisi üzerinden ama bir yandan da Amerika'ya bağımlı olan bir ülke olmaktan çıkmak adına birkaç hamle yaptığını biliyoruz. İsrail'in gelecekte belki dünyanın en değerli rezervlerinden biri olan Doğu Akdeniz'de Amerika'nın dışında kendisi bazı adımlar attığını biliyoruz. Ya da Amerika'nın düşman diye adettiği bazı ülkelerle birlikte bir şeyler yaptı. Evet, Bunları mesela Çin'e seyahat edenler öyle yazıp çiziyor. Yani Çin'de mesela otellerde hep böyle, efendime söyleyeyim, Tevratlar, işte başka dillere çevrilmiş Yahudilikle ilgili kitaplar falan otellerde, her otelde böyle kenarda köşede duruyormuş. Yani bir gelen misafirimiz eğer ki Yahudi ise, eğer İsrail'den geliyorsa memnun olsun gibi bir şekilde. Yani orada da farklı, Amerika'nın rakipleriyle yakınlaşma çabası vardı İsrail'de. belki bu bugün öyle çok büyük bir ayrışma oluşturacak seviyede değil ama dedik ya biz olan üzerine konuşmayalım. Olanı alalım. Bu nereye gidebilir? Ne Evet. olabilir? Bugün müdahale etmezsek nereye yürüyebilir? Böyle de bir düşünce yapısı vardır. Devletler Evet. zaten adımlarını bunun üzerine atar. Dolayısıyla bugün bu ayrışma büyük bir ayrışmaya sebep olmayacak, olacak seviyede değilse dahi Amerika ve İsrail arasında bunun önlemini şimdiden almazsak bu ileride bizim için çok daha büyük bir sıkıntı olabilir aleyhimize diye düşünerek Amerika'nın İsrail'i yine kendi kucağına amiyane tabiriyle kendi kucağına oturtması hamlesi de olabilir. Ne yapıyor şu an Amerika? Bir yandan İsrail'i aciz bırakacak bazı hamlelere destek veriyor olabilir. Ve bunun karşılığında İsrail'e bak ben olmasam seni burada tükürüğünle boğarlar. Dolayısıyla sen bırak Çin'i, bırak kendi başına şunu bunu yapmayı. Bırak Türkiye ile Avrupa'ya belki de benim iznim, onayım dışında bir tedarik zinciri kurmayı. Sen bana muhtaçsın. Sen benim kucağımdan indiğin an seni parçalarlar. Mesajı veriyor olabilir ya da o pozisyona düşürmeye çalışıyor olabilir. Şimdi Amerika'nın burada hem İsrail tarafından hem işte Müslüman ülkeler tarafından bakılırsa Amerika'nın her iki taraftan da kendisine mahkumiyet, kendi hegemonyasının güçlenmesi adına çıkarları var. Bu savaş Amerika'nın çok hoşuna gidiyor. Bu savaş Amerika'yı yine işte yavaş yavaş bu bölgeden Amerika çekiliyor, etkisi kalmıyor. Amerika'nın gücü, hakimiyeti bilmem nesi yavaş yavaş kayboluyor bölgede. Konuşmalarının yapıldığı, analizlerinin yapıldığı bir dönemde Amerika geldi dedi ki sen saldırırsan tepene binerim. Sen benden ayrılırsan tepene binerler. Ben de hiç müdahale etmem. Sen bana mahkumsun. Sen bana rağmen hareket edemezsin gibi bir tavır ortaya koyması ve ben bu Bölgedeki bölgedeyim varlığını tekrardan temin et. Çünkü çok zayıflamıştı. Mesela kardeşim. biz sınır ötesine hava saldırıları, hava operasyonları falan ya müdahale edemiyor Amerika. Amerika'nın o bölgede Edemiyor. iyice zayıflamıştı. İşte bir başat aktör olarak Türkiye, Rusya, bazı bölgelerde İran, aktif Suriye toprakları. Amerika çekilmek durumunda kaldı. Özellikle Ukrayna'da yaşananlar olduktan sonra falan. Oradan birliklerini de çekmek zorunda kaldı. Biz de pres yapıyoruz aynı zamanda. Yani Bir o bölgelerde mesela parantezde şu var. Amerika... Bir senin söylediğine bir ekle şöyle yapayım. Evet. Mesela Suudi Arabistan'la İsrail arasında bir normalleşme süreci vardı. Ne oldu? Şu an yok, kalktı. Yani Suudi Arabistan'dan açıklama geldi. Şimdi peki Suudi Arabistan'la İsrail'in normalleşme süreci Amerika'nın işine mi gelir? Aleyhine bir durum doğurabilir mi? En azından öyle bir potansiyeli var. Bence öyle bir potansiyeli var. Çünkü Amerika'dan yularını teslim almak isteyen o Amerika'nın ta 1970'lerde yaptığı anlaşmalarla oraya devşirdiği adamlarıyla yularını elinde tuttuğu Suudi Arabistan ve biliyorsun Trump döneminde bir mahkemeler yoluyla Suudi Arabistan 750 milyar dolar parasını savaş tazminatı olarak el koyma tehdidinde bulunmuştu Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri. Yani Suudi Arabistan da şöyle bir tavırdaydı. Ben yavaş yavaş sıyrılmak zorundayım Amerikan hegemonyasından. Böyle arayışlar içerisindeydi. Acaba diyorum İsrail bir şekilde
Amerika'nın güdümünde veya Amerika'nın himayesi dışında da bir güç olabilmek adına Suudi Arabistan'la arka planda bazı anlaşmalar yapmak istemiş olabilir mi? Bu sonuçla yine böyle bir anlaşmanın da iptal edilmesiyle yine her türlü Suudi Arabistan'la ilişki kurmak için dahi İsrail Amerika'ya tekrar mahkum oldu mu? Oldu. Yani Bir de şu açıdan Arap bakalım. coğrafyasında herhangi bir ülkeyle sen bir anlaşma yapacaksan, savaşacaksan ya da savaşı bitireceksen bana mahkumsun. Çünkü onların yuları bende, sende değil Şu an bir gibi bir tavır benzerini olabilir. yarın Türkiye'ye de yapabilir. Mesela en son biz bu hadiseler yaşanmamış olsaydı muhtemelen şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim bir SİHA'mızı düşürmesi mevzusunu konuşuyor olacaktı. Konuşamadık biz. Neden? Daha büyük şeyler yaşandı. Arka planda Evet. kaldı gibi oldu. Bunu üzerinde duramadık bunun. Şimdi geldiğimiz nokta Amerika bu duruma düşmüş vaziyet. Başka çaresi kalsaydı onu SİHA'yı düşürmezdi. Öyle bir durumdan hop bir anda orada bir patlama, orada bir işte kaos, feryat, figan. Amerika bir uçak getirdi. Diğerini tam yüklü olarak efendime söyleyeyim yine Amerika'dan yola çıkardı 2 ila 4 hafta sonra yine Doğu Akdeniz bölgesinde. İşte üzerinde bulundurduğu silah sistemlerinin uçaklarının işte hedef alabileceği ortama bakıyorsun falan. Ya yarın ya bak sen beni riske atıyorsun diyerek SİHA mevzusunda öyle yapmış. Riske atıyorsun diyerek Türkiye'nin Suriye'de yaptığı hava operasyonlarına engel olabilmenin de zemini atılıyor aslında. Yani sadece ben mesela o gemilerin ne düşün bilmiyorum. İnanmıyorum sadece İsrail'e destek amaçlı geldiği. Ya orada Yok. zaten kaç tane Gazze, değil mi? Senin bir tane Uçak. USS Gerald Ford gemin hiçbir şey yapamıyor. İşe yaramıyor da. Öbür taraftan diğerini mi gönderir? Neydi onun adı? Eisenhower mıydı? Öyle bir şey. O da yine çok bir uçak gibi. Yani niye? Demek ki sadece diyor ki gözdağı vermek. Alakası Varlık yok. gösteriyor. Varlık gösteriyor ve evet başka şeylere karşı belki şimdi baştan bir önlem almaya çalışıyor. Ya bu işin ucu Türkiye'ye Mesela gidebilir diyorum. Türkiye bence bu olayda hedef tahtasında olan ismi çoktan yazılmış ülkelerin en başında geliyor. Ya şimdi evet. Ercan abi, İsrail bu bölgeden toprak alsa, büyüme faaliyetlerini az daha devam ettirse, bunlar zaten arka taraftan YPG'yi, PKK'yı ölümüne destekliyorlar. Onların da orada hakim belli bölgeler var. Gidip bunları da içine alarak o bölgede bir birleşse, hop sen geldin İsrail'le Türkiye için İsrail'le komşu olduğu gün. Yani artık mesela böyle bir senaryo gerçekleşirse ihtimal hani sen dedin ya think tank işte bazı şeyleri planlamak lazım ne olur ne bilir. Olmak zorunda değil ama olabilme ihtimali dahi varsa burada önlem almak gerekiyor. Yarın bir şeyler için geç olabilir. O yüzden bugünden uyan. Biz önlem alıyoruz zaten. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Tamam, Amerika bunları yapıyor. Amerika bunları yıllardır yapıyor. Ya bu Müslüman ülkeler niye kınamaktan öteye hiçbir şey yapamıyorlar gibi de bir soru var, değil mi? Herkes bunu Evet, söylüyor. yani Müslümanlar Ancak neden birleşemiyor? Çok önemli. birleşemiyor, kınamaktan öte bir şey yapamıyor. Harekete geç, tükürüğümüzde buharızda işte 8 milyonluk İsrail'e niye hiçbir şey yapamıyoruz? Ya biliyorum tam bu söylediğinle alakalı. Mesela bir açıklama yaptı. Filistinlilerin Sina'ya yerleştiği ilgili bir şey vardı. Buna karşı çıktı. Diyor ki yani ben Filistinlileri alırsam Mısır Cumhurbaşkanı Filistinlileri alırsam İsrail'le savaş anlamına asla diyor kabul Evet. etmiyorum. Söz konusu dahi değildi. Bir Tam de senin söylediğin. eklemiş, şöyle demiş, İsrail'e ismini unuttum şimdi. İsrail'e bir çöl var. Gazze'deki Filistinleri oraya nakledip temizlik operasyonunu yapıp ondan sonra tekrar isterlerse tekrar Gazze'ye onların dönüşünü sağlayabilir demiş. Yani düşünsene, bunu söyleyen bir Müslüman ülkenin lideri olsan olur. Ne olur. Yani Müslüman ülke lideri deyip ona göre hareket etmesini bekleyebilir misin? Bekleyemez. Şimdi böyle söylüyor diye ona düşmanlık bilmem ne falan yapmak değil tabii amacımız ama hani o da sonuçta bu ülkeleri daha çok Amerika'nın yanına daha fazla iter. O değil ama en azından bir gerçeği bilmemiz lazım. Müslüman ülkeler belki 1,5-2 milyar nüfusu olan Müslüman ülkeler var bu dünyada ama bunların yönetimleri Müslüman ülkelerin yönetimleri diyebileceğimiz Müslüman gibi hareket eden ülkelerin Müslüman bir ülkenin yapması gerekenleri yapmak adına orada yönetim sergileyen yöneticiler değil. Çünkü bu bugünün mevzusu da değil. Türkiye de öyle değildi. Yani bir örnek vardı onu verdim hatta bir sabah tweet attım ya işte gittim sabah namazında herkes bu mevzuyu konuşuyor. Markette bunu konuşuyor büfede. Çay ocağında da bu konuşuluyor. O çay ocağında bir mevzuda birisi şey dedi. Dedi ki işte Filistinliler dedi zamanında şunu yaptı, bize bunu yaptı. Biz dedi terörle mücadele ederken bize ne destek verdiler, biz niye vermeyelim falan, niye verelim
Ben dedi bir Azerbaycan'ı bilirim dedi. Başka dedi hiç kimseyi tanımam falan dedi. Dedim o zaman Azerbaycan'da seni tanımasın bilmesin. Niye? Biz de aynı şeyi yaptık. Biz de şeyi teslim ettik. Hocalı katliamı sırasında biz de yanlış hatırlamıyorsam 400 küsür tane Azerbaycanlıyı Ruslara teslim ettik. Kim yaptı? İnönü yönetimi yaptı. Ya ben İnönü yönetiminin yaptıklarını kendi devletimin, kendi ülkemin yaptıkları olarak ben kendim kabul etmiyorum ki dışarıdan bir insanın bu ithamına. İzleyicilerimiz de o Boraltan üstünü bir açsınlar, izlesinler, bir Bunu kabul araştırsınlar. edeyim. Dolayısıyla şimdi Müslüman ülkelerin yönetimleri, buna Filistin yönetimi de dahil, dünden bugüne, O da çok bunların önemli. Ya belki yaptıklarını zamanı değil diye ben de pek açmak istemiyorum ama yani acı durumlar var. Ya bu adam Simon Peres'in cenazesinde ağlıyor ya hüngür hüngür. işte Ya sen ama nasıl bak bu bu bizim hak ettiği yerde değil yani bu olay. Ya Filistin davasına sahip çıkacak lider bu değil. Ama zamanı değil. Sonra daha şey yapmak lazım ama. bu bizim oradaki halka, oradaki Müslüman halka yönelik yapılan bir saldırıyı, katliamı, bir soykırım girişimine bakış açımızı değiştiremez, Evet. değiştirmemeli. Yani onu farklı kategorize etmeliyiz. Neden? Diyorum bak aynısı bizim de oldu. Bizde de ülkenin başına maalesef Amerikan mandası gibi ülkeyi yöneten bir yönetim geldiğinde ya da yönetim o tavra büründüğünde ya biz de birçok Müslüman ülkeye karşı bizim bugün Azerbaycan'ı kendimi unutacağız mesela. düşünmemiz lazım. Bu mesela Bosna'da seçim hiçbir şey dönemini de hatırlıyorsun değil mi? yapmadı. Aynen Hayatının bir Azerbaycan. projesi diyerek bir İpek yolu haritası vermiş CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu. Azerbaycan'ı direkt devreden çıkartmıştı. Haritada başka yerden geçiriyor falan. Yani Gibi bizde mesela. de benzeri olur. Yani geçtiğimiz seçimde %2 oy farkı şey olsaydı, tersine olsaydı, bugün Azerbaycan'la biz kardeşlikte falan değildik yani o şey üzerinden pay biç O mantık nasıl bir tavır üzerinden olacak. evet. Yani ama aynı Türkiye. Ama Bak yönetim halklar aynı değiştiği halk. zaman İnsan aynı halklar insan. aynı halk. Aynen. Benim Azerbaycan'a kardeşim Azerbaycanlı'ya bir Azerbaycanlı'ya o benim soydaşım kardeşim dememi değiştirmeyecekti ama o tavır. Ya Evet. ben bugün Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Bu hükümeti destekliyorum. Bir Azerbaycanlı o yüzden soydaşım diyorum. O yüzden kardeşim diyorum değil ki. Yarın onların işte o Hocalı katliamı sırasında yapılan tavrı yapacak bir hükümet gelse dahi ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Dolayısıyla Azerbaycan'la benim bir Azerbaycanlıyla benim birbirimize karşı destek refleksimiz hükümetlerin maalesef konjonktür olarak yaptıkları yanlış eylemlerle, hamlelerle yoğrulmamalı. Ona göre hareket etmemeli. Dolayısıyla onu farklı bir yere koyalım. Ama benim Müslüman ülkelerin yönetimlerini ayırırken şunu demek istiyorum. Ya Müslüman ülkeler milyar milyar insan olsun fark etmiyor. Müslüman ülkelerin çoğunun yönetimleri ya Batı'nın yerleştirdiği adamlar ya zaten onların beslediği, büyüttüğü, oraya getirdiği adamlar ya bundan sıyrılmak isteyen ülkelerini gerçekten onların hegemonyasından kurtarmak isteyen ama bunu başaracak güce ulaşmamış olan çünkü güçlü sistemler var. Ona ulaşamamış olan yöneticiler, dolayısıyla o konjonktürün dışına çok fazla çıkamayan, istese de gerekenleri yapamayan yöneticiler ya da işte bizim son belki 5-6 senede başardığımız gibi birkaç tane ülke var. Bu sistemin dışına çıkmış, yapılması gerekenleri yapabilecek duruşa, tavra sahip olmuş ama bunun bile hala da bedelini ödeniyor. Yani biz de öyle kafamıza göre de hala hareket. Çünkü her Yapalım. bir olması gereken, yapılması gerekeni her yaptığımızda bunun karşılığında bir sopa yiyoruz yani. Ekonomik olarak yiyoruz, içimizdeki medya üzerinden yiyoruz, işte onların adamları bilmem nesi üzerine. Uluslararası arenada yiyoruz, bir şekilde sopa yiyoruz. Dolayısıyla sen o sopayı kaldırabilecek bünyeye sahip değilsen bugün o adımları atamıyorsun. Hele ki sen o adımları attığında senin bundan 10-15 sene önceki Tayyip Erdoğan'ın durumu. Şu adımı atmalıyım ama bu adımı atarsam bırak sopa yemeyi beni olduğum gibi koltuğumdan edecekler. Atamazsın o an o an. Şimdi biz Türkiye'de bunları yaşadık. Belli bir seviyeye getirebildiğimiz için bağımsızlık seviyemizi bütün Müslüman ülkeler de bu şekilde hareket etsin. Yapamazlar. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Burada bir paranteze şunu açayım çok uzatmadan. Bu bağımsızlık seviyesini olması gereken yere çıkaracak olan en güçlü gereksinim savunma sanayi, yerli milli savunma. Biz bugün diğer Müslüman ülkelerden çok daha cüretkar adımlar atabiliyorsak bölgemizde ki atıyoruz.
Sebebi Bu güçlü ordu kendi mu silah. diyorsun? Sadece güçlü ordu değil. Mısır ordusuna da güçlü ordu diyor. Peki Mısır ordusu bugün Amerika'nın bir ambargosu karşısında ne kadar bir savaş yürütebilir? Mesela bunu ben şöyle diyeyim. Kimileri de şey Biz diyor, PKK'yla bağımsızlığı oluşmasını sağlayan şey mesela güçlü ekonomidir. O zaman Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, o da olmadı. Güçlü ekonomi bağımsızlık adına olmazsa olmazlardan biridir. Bunu kabul ediyorum. Ama güçlü ekonomi tek başına seni bağımsız kılmaz. Az Ama önce söylediğim ülkelerdeki. güçlü bir ordu birinci sırada olmazsa olmazıdır. Güçlü ekonomin olmasa dahi, yani güçlü ekonomiden kastımız refah, halk refahı. İşte bu olmasa dahi ordunu, milli savunma sanayini devam ettirebilecek kadar ekonomin varsa, yetiyorsa buna, sen yine bağımsız olabilirsin. Memnuniyetsiz olursun. Halkın memnun olmaz ülkenin ekonomik durumundan. Ama yine de bağımsız bir ülke kurabilirsin. Ve zaten o bağımsızlığını bir şekilde inşa ettiğinde onun üzerine güçlü bir ekonomiyi çok daha kolay bir şekilde bina eder. Çünkü senin güçlü bir ekonomiye sahip olmanın önündeki en büyük engel ne? Bağımsız olmamak. Sen bugün bağımsız olabilsen, senin etrafındaki bu Müslüman ülkeler gerçek manada bağımsız olabilse, ya biz nasıl zengin olmayız? Nasıl istediğimiz refah seviyesine ulaşmayız? Elin Evet. Amerikalı buradan gelip 50 yıl boyunca her yıl 1 ya da 2 trilyon dolar cari açık vererek, yani 1 trilyon 2 trilyon dolar fazladan, ürettiğinden fazla yiyerek bir refah yaşıyor. Bunu da Müslüman Arap ülkelerinin petrolü sayesinde, o petrolü dolarla satma şartı sayesinde yapıyor. Ben burada Türkiye olarak, orada Arabistan olarak, orada Katar olarak, bilmem ne olarak ben şey yapıyorum. O ekonomik seviyeye bir türlü ulaşamıyorum. Neden? Düşünmek lazım. Kim çalmış senin ekonomik refahını? Amerika çalmış. Neyle çalmış? Silah gücüyle çalmış. Evet. Savunma teknolojisiyle çalmış. Nasıl çalmış? Gitmiş Araplara demiş ki petrolünüzü benim dolarımla satacaksınız. Ben de dolarımı satacağım bütün dünyaya. Bununla da bir refah ve güç oluşturuyor. Bunu kabul edeceksin çünkü ben sana başka türlü silah vermem. Araplar da demiş ki Amerika bana silah vermezse onun hegemonyası altında olan veya ittifak ortağı olan diğer ülkeler silah vermezse ben İran'a karşı ne yaparım? Ben Amerika'ya karşı ne yaparım? Amerika beni korumazsa ben burada ne yaparım? Niye? Çünkü kendi silahı yok. Kendi Sadece teknolojisi yok. Amerika'nın şirketleri bile mesela bir Lockheed Martin uçakları üretiyor falan silah şirketi. Böyle birçok ülkenin boynunda giyotin gibi bekliyor böyle. Böyleler. Peki biz bunu nasıl kırabiliriz? İşte biz şimdi yerli milli savunma sanayimizi ürettikten sonra, üretmeye başladıktan ve çok hızlı bir şekilde geliştirdikten sonra ne yapmaya başladık? En büyük pazarımız neresi şu an savunma sanayinde? Neresi? Müslüman Evet. ülkeler. Biz şu an en çok Müslüman ülkelere satıyoruz. Peki bu sadece Müslüman ülkelerden para kazanıyoruz demek mu demek? Afrika'da olanları bir düşünsün arkadaşlar. Evet. Fransa 50 yıldır 60 yıldır Afrika'daki ülkeleri Mali'si Nijer'e sömürebiliyor da bugün ne oldu da onlar Fransa'yı kovuyor? Onlara aslında dik durmalarına zemin Vesile hazırlıyor oluyoruz. bu. Zemin hazırlıyoruz. Amerika'nın silahına muhtaç değilsin, benden de alabilirsin. Evet. Kendini savunmak için Fransa'ya muhtaç değilsin. Fransa'ya karşı ya da Fransa'nın beslediği oradaki örgütlere karşı. Somali'de mesela bir terör örgütü peyda etmişler. Somali'yi bununla esir almışlar. Bununla fakir bırakmışlar. Bununla sömürmüşler. Şimdi Somali Türk askerinin oraya gitmesi, üssünün kurulması, Türk savunma sanayi sayesinde bir güçlü bir ordu yapısına sahip olması üzerinden ne oldu? Dedi ki ben artık sizin peyda ettiğiniz terör örgütüne boyun eğmiyorum. Çünkü ona boyun eğmeyecek güce sahibim. Dolayısıyla ben artık kendimi, yeraltı kaynaklarımı size peşkeş çekmeyeceğim. Sömürmenize müsaade etmeyeceğim diyebildi. Birçok ülke diyebiliyor. Peki Afrika ülkelerinin diyebildiği, Afrika ülkeleri bunu bu şekilde diyebiliyorsa biraz daha bunu üst seviyelere getirdiğimizde diğer Müslüman ülkeler, Körfez ülkeleri diyemeyecek mi? İşte onu diyebildiği an yani gerçek manada savunma sanayiyle gerçek manada bağımsızlık oluşturabilecek bir güç unsuru olan savunma sanayiyle biz bu ortamı oluşturabilirsek Müslüman ülkeler arasında Türkiye yapar onlara satar. Türkiye altyapısını kurar onlar da geliştirir gibi bir ortam oluşturabilirsek işte o zaman gerçek manada şu cümleyi kurabileceğiz. Müslüman ülkeler niye hareket etmiyor? Niye yeterince şunu bunu yapmıyor? Bugün maalesef öyle bir gücümüz Müslüman ülkeler olarak yok.
Bu şu demek değil, onu da söyleyeyim de ondan sonra yanlış anlaşılıyor. Bu böyle Amerika ne isterse Yavaş yavaş yapacak, İsrail toparlayalım. ne isterse yapacak demek değil. Bu şu Evet. demek, biz gerekenleri gerektiği sertlikte ve ölçüde yapamıyoruz. Ama elbette kendimizi oradaki Müslümanları savunacağız. Bu başka bir şey. Ama eğer istenen, aranan Amerika'yı buradan temelli kovmak, göndermek, İsrail'i işte o küçük ilk baştaki topraklarına, seviyesine geri döndürmek, onların buradaki hegemonyasını tamamen bitirmek adına bir adımsa, o adımı atacak Müslüman ülke şu an yok. En büyük aday Türk. Cümle çok iyi. Ercan abi, ağzına sağlık. Sevgili izleyenler, yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru gelmekteyiz. Ercan Faraş'la gelecek dönemde sık sık karşınızda olacağız. Türkiye'den ve dünyadan birçok farklı konuyu enine boyuna zaten gün içerisinde bunlarla hasbihal olduğum, devamlı araştırıyor ve bu konular üzerinde kafa yoruyor olduğumuz. Aslına bakarsanız bildiklerimizi veya düşündüklerimizi biz ona sizlere aktarmak için bir araç olarak bu platformu kullanacağız. Çok daha düzenli, çok daha güzel, gelecek dönemde çok daha kaliteli bir şekilde sizlerle birlikte olacağız. Ercan abi, var mı son olarak eklemek istediğim bir şey? Eyvallah. Bu şimdi ilk program biraz dallandı, budaklandı mevzular. Biraz da uzattık galiba ama inşallah daha akıcı, daha güzel, daha çok bilgi verdiğimiz, insanları düşünmeye sevk edeceğimiz, bunun altını çiziyorum. Düşünmeye sevk edeceğimiz, anlamayı kolaylaştıracağımız yayınlar yapalım birlikte. Ben de memnun olurum. Sana da teşekkür ediyorum. Böyle platformunu bizim Ben çok gibilerine teşekkür de ederim. açtığın için. Katıldığın için ben çok teşekkür ederim. Şeref duydum, onur duydum. Sevgili izleyenler, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.